ilgilendi. Hiçbir yan kesim. Ben bununla ilgili 19 yıl önce bir çalışmaya başladım. Kızılderili bir dostumdan reçete aldım. Denedim. Aloe vera birleşiminde çok vitamin, mineral, enzim var da bir de çok az miktarda aloin var. Aloin ishal yapıyor, şişkinlik yapıyor. Sürekli ishal olursa kişi mineral kaybolur, vitamin kaybolur, enzim kaybolur. Bu da halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur. Yani doğal üretmek mümkün değil. Bu nedenle dünyanın birçok firması bunu ne yapıyor? Haşlıyor kazanlarda, sonra bunun jelini üretiyorlar. Diyorlar ki biz aloe vera jeli ürettik. Aloe vera'dan çok bambaşka bir şey benziyor. Çünkü kaynattığı zaman 22 çeşit amino asit gidiyor. Yok oluyor. Vitaminler bozuluyor. Enzimler bozuluyor. Aloe vera ürettik diyorlar birçok firma. Onların ürettiği artık aloe vera değil. Artı 22 çeşit katkı maddesi katıyorlar. Doğallığı kalmıyor. Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra Çeçenistan Savaşı'nda Türkiye'ye kaçıp gelen bir Fahrettin Efendi var. En ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyordum. Tıp üçüncü, dördüncü. Kendisi. Yok. Politbüro'nun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılmadan önce en üst kademesindeki en ağır hastaları tedavi eden kişi. Yetkili. Ben onun yanına gittiğimde hep bütün ürünlerinde aloe vera kullanıyor. Dedim ki ben bununla ilgili 19 yıl çalıştım, başaramadım. Çünkü aloe verayı sıfırlayamıyorsun. Kaynattığın zaman da doğallığı kalmıyor. Onun için özel bir iki bitki var dedi. Ve o bitkilerle biz çok özel bir deneyler yaptık ve aloe vera jeli ürettik. Peki sonrasında neler oldu? Hepsini reklamlardan sonra alalım İbrahim Bey. Sevgili seyircilerimiz 0212 331 32 17 18 19 danışma hattını da reklam arasında da arayarak sizler daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Bir reklam, dönüşte biz tekrar karşınızdayız.